Bu meslek uzun soluklu bir disiplin gerektiriyor. Sanat zaten ustadan öğrenilir. Usta-çırak ilişkileri bu anlamda gerçekten çok saygın ilişkilerdi. Onlar ne diyorsa o yapılırdı. Usta kelimesi Türkçe bir kelime aslında. Us akıl demek. Usta aklı başında olan demek. Bu anlamda ondan aklı başında olmayı öğrenirdik öncelikle. Yani öğrenilecek diye usta bu demekti. Yunus Emre de mesela Yunus usunu yunmuş. Nasıl burada bir bağlantı varsa us kelimesi akıl. İşte oradaki Yunus'taki usta, akıl. Ustalık bu anlamda hem akıllılık hem ahlaklılık, erdemlik anlamında bir kelimeydi. Madencilik bir anlamda bilgelik gibi bir iş. Çünkü onda fizik var, kimya var, yapılan işlerde hesap kitap var, matematik var, mizan var, terazi işi çok fazla var, altın ayarlama var. Bu meslekler bir anlamda bize ölçmeyi, biçmeyi, tartmayı, kendi kendimizi muhasebe etmeyi bünyesinde barındıran işler. Sedef özellikle Memlükler ve Mısır seferi esnasında Yavuz Sultan Selim'in orada usta sanatkarlar varmış. Mısır'dan gelen sedefkarlar, yine İran'dan gelen sedefkarlar ve ustalar Yavuz Sultan Selim zamanında tek tük başlıyor gelmeye ama Fatih zamanında Balıkesir Camii'nin kapısının İlk kalkma işi yapıldığını görüyoruz. Adım Zafer Karazeybek. 1960 Orhan Gazi Çakırlıköy doğumluyum. Öğretmen okulu mezunuyum. Sonra üniversiteyi kazandık fakat problemli yıllardı bıraktım. Sonra meslek hayatına kuyumcu olarak başladım. O yıllarda okula gidip gelmek oldukça problemliydi. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim. Sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler'e kayıt yaptım. Tekrar geçiş yaptım. Baktım devam ediyor. Ekstern olarak okumaya başladım bu sefer. 6 yıl böyle üniversite öğrenciliğim oldu. Pazarlara çıkıyorum.
İşte akşamları ekstern okuyorum. Baktım olaylar devam ediyor. Ben bırakıyorum dedim öğrenciliği ve İstanbul'a teyze oğlumun kuyumcu atölyesine geçtim. Ve kuyumcu atölyesinde çıraklığıma başladım. İstanbul'da Çemberlitaş'ta Vezirhan'da ilk başlandığım nokta. Vezirhan'da o zaman Muhittin Özdemir ve İsmail Hakkı Karatoprak ustaların yanında başladım. İlk iş maden işleme teknikleri denilen işte tesfiye, kaynak, cila, işte ocakta maden eritme falan diye ifade edilen işleri öğrendik. Sonrasında birazcık daha kendimi yetişmiş hissettiğim zaman farklı malzemelerle çalışacağım dedim ve köye döndüm. Doğrusu bu meslek uzun soluklu bir disiplin gerektiriyor. Sanat zaten ustadan öğrenilir. Usta-çırak ilişkileri bu anlamda gerçekten çok saygın ilişkilerdi. Onlar ne diyorsa o yapılırdı. Önce dükkanlarımıza çok erken giderdik. Bizim yetiştiğimiz okul, yani o dönemde bulunduğumuz ahilik erbabıydı şahıslar ve sabah işte pirin adıyla dükkanı besmele ile açarlar, dualarını ederler ve öyle başlarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Pirimiz Ahi Evran'dır, pirimiz sultanımız. Sabah besmele ile açılır dükkanımız. Allah herkese bereketler versin. Amin. Bir envanter çalışması yapmıştım. Bu envanter çalışmasında Bursa'daki geometrik mimari unsurların üzerindeki geometrik dokuları. Ben bu dokularla ilgili bir kreasyon hazırladım. Yaptığım işler oradaki geometrinin sedef işlere geçmesi yolunda oldu. Şimdi buradaki çalışma Yıldırım Külliyesi'nde bulunan bir detay. Bu detaya uygun çizimlerimi yaptım, ilk kesimlerimi yaptım. Bunları sedef olarak kutunun üzerine kakma çalışması yapacağım, ceviz ağacı üzerine. Bu yapılan uygulamayı göstereceğim size. Parçalar ahşap olarak kesildikten sonra sedef malzemelerin üzerine yapıştırılarak onlar tekrar kesilir. En uygun ve tasarruflu bir biçimde kullanılabilmesi ve düzgün yönün getirilmesi lazım. Sedefkarlıkta birçok teknik var. Bunlar isimleri bazen yerine göre anılıyor. Mesela Osman Gazi Türbesi'nde kullanılan sedefin adı üstten yapıştırma olduğu için Safi Sedef. Kakma tekniğiyle yapılan işler var. Onlara kakma işi deniyor. Şam işi diye tabir edilen Şam tarafında yapılan işler var. Çin tarafında yapılan ve Uzak Doğu işleri var. Bu anlamda onların kendilerine özgü bir süsleme tarzı var. Osmanlı, bu anlamda Osmanlı tarzı yani İstanbul işi diye tabir edilen işler gerçekten bu işin zirvesidir. En üst düzeyde yapılmıştır ama sayısal çoklukta Çin, Tayvan, Hindistan gibi ülkelerde de bazı uygulamalar yapılmış ama Mısır tarafında özellikle Memlük kültürünün içerisinde başlayan bu iş Osmanlı'da bir anlamda mücevher boyutuna bürünmüş. Yani İşin içerisine değerli malzemeler girmiş. İstanbul sanatı Enderun'da yani Topkapı Sarayı'nın içerisinde bulunan özel ustaların, hassa mimarların yetiştiği yerde sedefkarlık
Bir de coğrafi konum itibariyle uzak yerlerden gelen, Endonezya, Mısır gibi, hatta Asya ülkelerinden gelen bağ dediğimiz kaplumbağa kabuğu, sedef, abalone sedef dediğimiz şu renkli, cancanlı sedef. Buna biz arusek sedef diyoruz Osmanlı kültüründe. Bunun gibi birçok farklı malzeme, işte fil dişi, abanoz ağacı siyah, bunlar birleşmiş, şey ortaya çıkmış. Bir ihtişam göstergesi. Yani bu örneği ne Şam'da olana, ne Çin'de olana benzeyen farklı bir tarz ortaya çıkmış. Bu işe İstanbul işi deniyor ve özellikle ince Rumi ve Hatayi kakmalar uygulanmış sedeflerde. Veren rızkımızı verenin Allah olduğunu bilerek bu işte öncelikle üstatlara saygı anlamında bu gelenek nereden geliyorsa bizim mesleğin geleneği Davut Aleyhisselam'a kadar dayanırmış mesela. Onu öğrendik. Kuyumculuk, işte zırh yapma sanatı, işte Kur'an'da bunun ona demiri mum gibi yumuşattık ve güzel şekillerde işler yaptık ki Süleyman Aleyhisselam'da da bunlar varmış. Netice olarak aslında Kur'an-ı Kerim'in içerisindekinin bir anlamda mesleklerdeki ahdi geleneği gibi. Yani biz bir yerden geliyoruz, aslında bir edep ile, bir terbiye ile bu işleri yapıyoruz demek anlamında. Bursa'daki sedef işi 1855 depreminden sonra Osman Gazi Türbesi'nin restorasyonunda kullanılmış. O saray nakışhanesinde, Tamirhane-i Hümayun'da Abdülhamit döneminde yapılmış bir iş. Bursa erken dönem Osmanlı eserleri 1200-1501 tarihleriyle, yani o 300 yılda yapılan işler İstanbul'dan farklı olarak İlk medrese burada İznik'ti. İznik Medresesi'nden çıkan mimarlar, o zaman Davut el Kayseri diye 18 yıl Orhan Gazi zamanında baş müderrislik yapan, hem bir bilge olan, hem füsusu şerheden, mukaddimeler yazan ona, hikmet ehli Davut el Kayseri'nin yetiştirdiği mimarlar çerçevesinde Bursa'daki mimari eserler farklı bir boyut kazanmış. Yani bunların hatta ileriki zamanda Kanuni Sultan Süleyman Bursa'ya da bir eser yapalım dediği zaman Mimar Sinan'a, efendim demiş, siz daha iyi bilirsiniz ama Bursa'nın kendine özgü bir mimari yapısı var. Erken dönem eserleri, onun içerisinde yeni bir üslup katmayalım. Orada o mimari şaheser olarak duruyor. İşte Bursa'ya özgü diye ifade ettiğimiz bu Selçuklu ilk Osmanlı dönemi eserlerinde fark birazcık daha kendine orijin medrese eğitimi görmüş mimarlar tarafından yapılmış ki bunlar da o şeyi belirliyor. Ne denir? Bir üslup belirliyor. Erken Osmanlı Bursa'dadır. Hani erken Osmanlı eserlerinde kendine özgü bir ruhu vardır, farkı vardır. Hasılı tüm bu tabii buranın aynı zamanda bir ipek yolu olması hasebiyle ipek ticaretinin burada yapılması, işte kozağının olması, burada ipekçiliği bir taraftan geliştirirken bir taraftan da hem ticari bir başkent, hem ilk belediyenin ve ticari faaliyetlerin başladığı bir devlet başkanlığı, hem de ilk medresenin burada olması Bursa'ya özgü yeni ve orijinal işler ortaya çıkmasına sebep olmuş.
şu anda mimari gelenek içerisinde 3 ve 3'ün katları, özellikle bu üçgen, altıgen formlar üzerine modüler sistem, yani bugünün ifadesiyle modüler sistem denilen en küçük yapı taşları Yeşil Cami ve türbesinde özellikle kullanılmış. Biz Busmek'te, ben aynı zamanda Busmek'te hocalık yapıyorum sedefkarlık konusunda. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Diğer sanatlardan arkadaşlarımız da dahil olduğu bu çalışmada Yeşil Cami ve türbenin içerisindeki altıgen sistematiğe göre, buna Mührü Süleyman deniyor. Mührü Süleyman'ı uyguladığımız güne uygun eserler de yapmaya başardık. Oradaki revizenlerden etkilendik. Oradaki Çin'i eşyaların sedef kutu olarak yaptık. Ve bu yaptığımız eserler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne verildi. Ve yaptığımız yine Mührü Süleyman diye muhabbet saati denilen şey başkanın ofisinde misafirlerini ağırladığı masa olarak şu anda bulunuyor. Sedefkari işlerle ilgili çok özel çalışmalarım oldu. Bunlardan birisi Mevlevilik müzik aleti olan rebabın bir yıl süren bir çalışmayla sedef ve savat işiyle bezenmesiydi. Eser çok beğenildi ve Florida'da bulunan Müzik Aletleri, Enstrümantelleri Müzesi'nde şu anda sergileniyor. Yine bir başka eserim, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan bir aynanın replikasını, yani yeniden fil dişi üzerine oymasını yaptım. Ve o oyma işi İngiltere'de, Soveti'de bir müzeye girdi. Yine yaptığım çalışmaları genellikle Avrupa'da yaptığım sergilerde sattım ve Avrupalı koleksiyonerler satın aldı. Bursa'ya özgü ev sanatlarının gelişmesi doğrultusunda birçok etkinlikte bulundum. Ve burada da bir dernek oluşumunda bulundum. Ve burada ev sanatları ustalarının katıldığı bir, yani geleneksel sanatlarla ilgili bir derneği kurduk. Bursa Geleneksel El Sanatları Derneği diye. Orada başkanlık yaptım. Bizim mesleğin temel ilkesi güven esasına dayalıydı. Çünkü biz değerli madenlerle çalışıyorduk. Ve çırak öncelikle ocağa maden eritmeye, altın eritmeye gidip gelmeyle başlardı ve altının korunması da, ocakta onun muhafaza edilmesi, gözlenmesi de, ocaktan sıçramaması da, dökülen parçaların iyice aranması da bir gelenekti. Çünkü bizim ramat denilen ramatlıkların arasında o küçük parçacıkların toplandığı bir dönemdi. Yani bir anlamda herkes işini doğru yapmalıydı. İlk önce biz güven verebilmek için ocaktan geçiyorduk. Onun için derlerdi ki potaya girmeyen kuyumcu olamaz. Yani potaya girmek kelimesini biz o zaman anlamıyorduk. Ateşin içine girmek mi bu diye, ama
Daha sonra hep öğrendik. Yani bir pres mi basılacak? Sen ilk önce maden olarak sen eziliyorsun. Doğru dürüst şekil Şemal bul diye. Yani insan bir şekilde empati yaparak, kendi içiyle dışı arasında bir bağlantı kurarak ve kültürlü ve ahlaklı ustalarımızdı her ikisi de. Bize hem yaptığımız ettiğimizle hem de işte bayram açtıklarımıza kadar özen gösterir. İşte bayramda alışveriş yapılacaksa bayram öncesinde eksiklerimiz varsa evin eksiklerini tamamlardık. Yani gelenekte usta-çırak ilişkisi çok kıymetli bir şeydi. Bursa gerçekten kültür ve sanat açısından kendisine ait bir orijinalitesi olan, arka planında bir kültürü, tabii ki bir kültürün olduğu, o zamanki medrese geleneğinin olduğu, ticaret geleneğinin olduğu çok orijinal eserlerin yapıldığı bir şehirdir. Ve ben elimden geldiğince Bursa'yı dünyada tanıtmaya çalıştım. Genellikle el işinin bir orijinalitesi var yine. İnsanın bir anlamda duygularını da yansıtan bir alan oluşuyor. Çok özel tercihlerle insan kendi beğenileri ve zevkini elinde nakşedebiliyor. Ve emeği ibadet gibi yapan sanatkarlar tarafından da güzel şaheserler ortaya çıkarılıyor. Onun için el sanatlarının kıymeti her zaman bilinecektir ama tüketim kültüründe maalesef insanların bir dönem sadece sahip olma duygusu çerçevesinde ve fiyat politikası çerçevesinde baktığı bir sanat haline gelmez bu iş. Çünkü uzun soluklu disiplinler biraz farklı zaman alıyor. Çok fazla emek sarf edilen işlerinde çok ucuzu olmaz doğrusu. Hem malzemenin kıymetli oluşundan kaynaklanır bu. Hem de el emeğinin ustalaşmış bir emek olması gerekmesinden dolayıdır bu. Şimdi önümdeki bu parçalardan altıgenler oluşturdum. Kakma dediğim teknikle bunları ahşap üzerinde yuvalar açılarak, adı onun için kakma, zeminin içerisine kakma işi yapıyoruz. Çizimini önce yapacağım, sonra bu çizimini oyarak boşaltacağım ve üzerine kakma işi yapacağım. Usta kelimesi Türkçe bir kelime aslında. Us, akıl demek. Usta, aklı başında olan demek. Bu anlamda ondan aklı başında olmayı öğrenirdik öncelikle. Yani öğrenilecek diye. Usta bu demekti. Yunus Emre de mesela Yunus, usunu yunmuş. Nasıl burada bir bağlantı varsa us kelimesi akıl. İşte oradaki Yunus'taki usta, akıl. Ustalık bu anlamda hem akıllılık hem ahlaklılık, erdemlik anlamında bir kelimeydi. Koşulsuz itaat gibi bir pozisyonu anlatmak için bu örneği veriyorum. Mesela davul tozu ile minare gölgesi al gel bana diye bir şey söylüyor. İlk önce düşündüğümüz zaman nedir o davul tozu? Nerede bulacağız bunu diyoruz? Aktarlarda. Meğer mesele şuymuş, biz davul tozu ile minare gölgesi ararken bütün aktarların hepsini dolaşmak durumundaymışız. Aktar gülüyordu bize. Ben de yok, yanımdakine sor diyordu. Ben de yok, öbür taraftaki dükkana sor diyordu. Sonuç olarak bize bütün aktarların yerleri öğreniliyordu. Yani malzeme alacağımız yerleri öğrenmek içinmiş mesela. Yani boş bir laf gibi gelen bir şey aslında
bir anlam ifade ediyordu. Bu direkt malzemenin malzemeci dükkanlarını, bizim alışveriş yapacağımız dükkanları öğrenmemiz için aktarların da bildiği, çırakların meğer geçmesi gereken bir yolmuş. Sedef çok kırılgan bir malzeme. Dikkat istiyor öncelikle. Ama bir taraftan da sedefe Çinliler incinin annesi derler. Mother of Pearl diyor İngilizler. İçinde inci çıktığı için de kıymetli. Yani aslında inci pırıltısı gibi bir renk verir. Yani incideki parlaklık gibi. Sedefkarlığın özelliklerinden birisi de bu. Pırıltısı, pırıltılı dokusundan kaynaklanır. Yani sedef işler çok parlayan bir deniz ürünü. İnci istiridyesi denilen malzemedir. Deniz kabuğunun direkt kullanılması söz konusu. Gerek oyuklu olmasından dolayı, işte şunun gibi ve daha bunun genişleri de var. Yemek tası olarak kullanıldığı, yine kaşık anlamında sedef kaşıkların yapıldığı erken dönemlerde, tarih öncesi dönemden bu zamana gelen bazı eşyalar var. Sedef hep sevilmiş. Yani ama sıhhi oluşu, işte kalsiyum karbonat ve fosfordan oluşuyor. Temiz oluşu, kir tutmayışı onu bir şekilde makbul kılmış. Sedefin böyle bir özelliği var. Bir de inciyle hısımlığı, yani incinin annesi oluşu. Bir taraftan da bolluk, bereket, üreme gibi konulara vesile olmuş. Nisan ayında yağan yağmurları, inci, istiridyesi güzel incilere dönüştürür. Eğer dağlarda yeşim çoksa inci de çok olacaktır, bol olacaktır filan gibi söylenceler var. Şey için söylence, yani tarih içerisinde. Mesela ilk önce gomelak dediğimiz bir parlatıcı vardı. İspirto içinde eriyordu. Bunu çalkala ve içinde erit dediler. İşte ispirtonun içerisinde o gomela çalkalıyoruz. Meğer bonmayr mı diyorlar, o sıcak su içerisinde ısıtmayla o daha çabuk çözülürmüş. Ama biz elimiz, el yordamıyla o azimle onu kendi ısımızla ısıtarak eritiyorduk. Amaç şey, sebatlı mı, kararlı mı? Çünkü meslekte oturduğu yerde durabiliyor mu, söylenen şeyi yapabiliyor mu? Bunlara dikkat ediliyordu. Yani tabii bu hikmet veçesiyle bir sürü daha öğrendiğimiz ustalarımızdan şeyler oldu. Onlar zaman zaman tasavvuf sohbetleri ederler. İşte bizim nasıl ahlaklı olmamız gerektiğini anlatırlar. Hilesiz bir ayarın nasıl olması gerektiğini. Dolayısıyla işte hem kendimizin haklarının geçmemesi hem karşı tarafın haklarına geçmemek konusunda öncelikle bu işin tabii ahlak kısmıyla, eğitimiyle başlıyor çıraklık. Ustalık bundan sonrasında maden işleme teknikleri oldukça zengin bir yelpazede bir şey. Çünkü en eski meslekler maden işleme üzerine kurulmuş. Yani madencilik bir anlamda bilgelik gibi bir iş. Çünkü onda fizik var, kimya var, yapılan işlerde hesap kitap var, matematik var, mizan var, terazi işi çok fazla var, altın ayarlama var. Bu meslekler bir anlamda bize ölçmeyi, biçmeyi, tartmayı, kendi kendimizle muhasebe etmeyi, bu tarzda çok ince ayar yapılan, çünkü bu tarz meslekler ince ayarlı mesleklerdir ama teknik boyutunda birçok çeşit gördük. İşte güverse işleri, top işleri, işte telkari denilen kıvırma işleri,
maden kaynatma teknikleri, mine denilen işler, savat denilen işler, tüm bunlar, kazıma tekniği, işte presleme, şarnel yapma, bombeleyerek şekillendirme, serbest kaynaklama teknikleri gibi zengin yelpazede bir iş tecrübesi ve birikimi gerektiriyor. Dolayısıyla çok dikkatliydik. Yeni yeni şeyler öğrenmeye de hevesliydik. Bu şey gibi yani 36 yıl hocam eskidik bu işin içerisinde. Yani ben bu sanatı severek yaptım. Kendi kültürünü anlatamazsan eğer, ifade edemezsen eğer, Avrupalı kıymeti harbiyesi yok diyor bu işin. Yani teknik yapıyor bunları zaten. Sen buna ne katıyorsun? Biz de bu işi, bilgimizi, ruhumuzu, nefsimizi, hepsini buna odaklıyoruz. Bu işi Allah için yapıyoruz, onun için güzel oluyor diyoruz. Şimdi oyma işinde iki türlü yöntem kullanılıyor. Ben birazcık daha bu işin içerisine freze uçlarını kattım. Yani frezeyle oyuklar açabiliyorum ama iskarpele yöntemiyle de, oyma kalemleri yöntemiyle de oyuklar açılıyor ve temiz açılıyor. Modern imkanları da işin içerisinde katmak belki gerekiyor ama geleneksel sanatların içerisinde bunlar iskarpele ile oyulmuş, yapılmış işler. Şimdi bu biraz önce kestiğimiz sedefi oyma yapacağız. Şimdi sınırlarını belirledim. O belirlediğim sınırları iskarpelelerle oyacağım. Ahşap oyma da genellikle suyuna oyulur. Evet, şu anda oyma işi yaptık. Bu yaptığımız zeminlerin içerisine sedefleri yerleştirdiğimiz zaman bu işin teknik anlamındaki adı kakma tekniği oluyor. Buradaki desenleri ahşap üzerine geçmiş olacağız sedeflerle. Sedef özellikle Memlükler ve Mısır seferi esnasında Yavuz Sultan Selim'in orada usta sanatkarlar varmış. Mısır'dan gelen sedefkarlar, yine İran'dan gelen sedefkarlar ve ustalar Yavuz Sultan Selim zamanında tek tük başlıyor gelmeye ama Fatih zamanında Balıkesir Camii'nin kapısının ilk kalkma işi yapıldığını görüyoruz. İlk iş oradadır, Balıkesir'dedir. Zanos Paşa Camii'nin kapıları. Sonrasında bir dönem o kadar yükseliş gösteriyor ki seyahatnamesinde Evliya Çelebi diyor ki İstanbul'da 100 dükkan ve 5'er neferdürler diyor. Yani 500 civarında bir sedefkarın olduğundan söz ediyor ki İstanbul'da oldukça çok büyük bir rakam bu.
Yani demek ki saltanat yavaş yavaş toplamış. Çünkü sedefkari işler, özellikle mimari işlerin bir altyapısı olduğu için mimarlara bağlı olarak çalışmış sedefkar ustalar. Bizdeki mimari gelişkinliğe bağlı olarak da Enderun denilen sarayın içerisinde özel bir bölümde sedefkar ustaları varmış ve o dönemde Topkapı Sarayı'nın işte tahtları, ondan sonra sünnet odası, özellikle harem dairesindeki kapılar, pencereler hepsi sedefle yapılmış ve yükseliş dönemi diye ifade ettiğimiz dönemde özellikle bir ihtişam göstergesi olarak mesela 3. Ahmet tahtı fevkalade, işte üzerine artık kuyumculuk mesleği de katılmış. Sadece sedef, bağ, abanoz işleri değil, bunun yanı sıra zebercet, altın, yakut gibi işler de katılarak oldukça sanat eserleri haline getirilmiş. İstanbul, özellikle Topkapı Sarayı ile olan yakınlaşmam, oraya gidip gelmem çerçevesinde bu mesleğe olan iştahım çok artmıştı. Osman Gazi Türbesi de bu anlamda emsal teşkil eden bir iş olduğu için atalar mesleğini bir daha gözden geçirmek. İşte o nereden geldi, Osmanlı'da ne zaman bulundu derken onun bütün o güzel örneklerini görmemiz gerekiyor ki veya o tarihçeyi bilmemiz gerekiyor ki yeni yapacağımız işlerde de onlar bize ön ayak olsun. Şu anda ahşap zeminin içerisine oturtuldu. Kakma işi dediğimiz işlem bu işlem. Bu kutunun kapağı için yaptığımız çalışma. Pimlememizi yapacağız. Ve işlemimizi tamamlayacağız. Oturup oturmadığını bir kontrol edelim. Yan tarafta da plato çalışmaları yapmıştık. Plato çalışmaları dediğimiz şey şu tarzda, burada sedef ve venge ağacı, burada yine limon ağacı ve abanoz. Farklı malzemeleri kullanarak bu tarzda platolar yapıyoruz. Ve ahşabın içerisine kakma yapıyoruz. Mesela burada da akça ağaç ve abanoz ağacı bir plato. Plato ince kesim demek. İnce süslemeler ve en son yaptığımız sedef çalışmayla birlikte kutumuzu tamamlamış olacağız. Bu Yıldırım Külliyesi'ne ait bir motif. Bunun gibi farklı bölgelerimize ait, buradaki kültürel değerlerimize ait yaptığımız işler var. Turistlere yönelik çalışmalar ve bürokraside işler yapılıyor, hediyeler veriliyor. Bir de ayrıca tabii çeyiz sandığı olarak da kullanılıyor. Buradaki Osman Gazi Türbesi'nde mesela Abdülhamit Han'ın Yıldız'daki saray Tamirhane-i Hümayun diye geçen yerde yapılmış ve o zamanlar Vortik Kemhacıyan diye bir ustanın sedefkarbaşı olduğu biliniyor. Osman Gazi Türbesi'nin bu anlamda sanat tarihçilerine tarihsel yapısında, motif yapısında sorgulattım. Yani sorguladım, gittim, inceledim. O döneme ait olduğu, çünkü bu 1855 depreminden sonra Osman Gazi Türbesi'nin restorasyonu yapılıyor. Yani safi sedef denilen bütün zeminin kaplandığı işler bunlar. Çok uygulanan işler değil. Sonrasında bu tarz işler başlamış. Doğrusu Topkapı Sarayı başlı başına bir harika zaten. Oradaki bir sürü şeyin gözükmesi, görünmesi gerekiyor. Haremin gezilmesi gerekiyor. Ama Barbaros Deniz Müzesi'nde bulunan
saltanat kayığı diye ifade edilen bir kayık var ki o şaheser, yani baş eser. Bugün Beşiktaş Barbaros Deniz Müzesi'nde bulunan sedef, bağ, abonos ve tik ağacı, değerli ağaçlar ve sedef ve kaplumbağa kabuğu gibi şeylerden yapılmış ama desen işlemesi de fevkalade güzel. Bunun dışında İbrahim Paşa Sarayı'nda oldukça güzel eserler vardır ya da oraya toplanmış eserler vardır sedefkârı ile ilgili alanda. Sedefle uğraşan insanların bir anlamda hem Topkapı Sarayı'na hem orayı dolaşmaları gerekiyor. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nda da fevkalade güzel işler vardır. Sehpalar, masalar, yani günlük kullanımın içerisine geçmiş. O zaman mimarinin içerisinde işte pencere ve kapı kanatları yapılırken yavaş yavaş artık gündelik kullanımın içine mücevher kutuları girmiş, çeyiz sandığı girmiş, tüfek kabzalarında, kılıç saplarında kullanılmış. Yani sedef oldukça zengin kullanılmış bir sanat. Restorasyon sürecinde insanların eski eşyaları ile ilgili beklentileri oluyor. Kılıç kınları, balçakları, kılıç balçağı, farklı zamanlarda farklı beklenimler çerçevesinde insanların elindeki özel eşyaları restore ediyorum. Kuyumculukla başlayan, arkasından müzik aleti süslemeciliğiyle devam eden işlerim bana geleneksel sanatlar konusunda oldukça çok zengin bir bilgi birikimi verdi. Gerek müzik aletleri yapımı, gerek sedefkari işlere geçişim bir anlamda bu yaptığım ön çalışmalar sonucunda oldu. Çünkü bu sanatlar gerçekten birçok teknik bilgi birikimini bünyesinde barındıran işler. Ama özellikle Osman Gazi Türbesi'nin restorasyonu denilen sürecin röle ve çalışmasıyla birlikte başlayan çalışma bana 10 metrekarelik, 24 metrekarelik pardon, büyük bir iş verildi. Yani bir anlamda bunun nasıl yapacağımla ilgili artık içime o evet yapmak istiyorum dedim ve malzemenin de tedarikiyle birlikte Bursa'da bu çalışmaya başladığımız zaman şunun farkına vardım. Yapılan iş hakikatine uygun liyakat ile yapılırsa fevkalade güzel sonuçlar alınıyor. Zaten bu yaptığım Osman Gazi'deki örnek teşkil eden iş daha sonra Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin İstanbul'da Çarşamba'da Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin restorasyonuna beni götürdü. Puşide denilen Sandıköy örtüleri restorasyonu. Sonra da Afyon Mevlevihanesi'nin restorasyonunu yaptım. Bu restorasyon işlerinde Bursa'da da fevkalade güzel işler, işte saltanat kapısı restorasyonu gibi. Bu yaptığımız işler sonucunda yavaş yavaş artık sedefkari işi yani geleneksel sanatları hem tanıtmak hem de yurt dışında temsili doğrultusunda bir takım işler başladı. Yaklaşık 22 civarında ülkede geleneksel sanatlarımız konusunda sergi açtım. İşte Amerika'dan Suudi Arabistan'a kadar, Danimarka'sı, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi tüm Avrupa ülkelerinde kendi ülkemizi, kendi şehrimizi temsilen işler yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.